Merhaba arkadaşlar. Ben İngilizce öğretmeni Ufuk Yüce. Görüntülü Akademi stüdyolarında sizlere YDS derslerini anlatacağım. İlk konumuz İngilizce'deki tense'ler konusu. Konu başlığımızı yazıyoruz. Tenses. Hemen bir deyip the present continuous tense. 12 tane zamanımızdan birincisi olan the present continuous tense ile başlıyoruz. The present continuous tense bildiğiniz gibi Türkçedeki şimdiki zaman. İngilizce'de the present continuous tense oluştururken kullandığımız yapı subject, daha sonra özneye uygun olarak am, is, are, verb, ing. Peki nerede kullanıyoruz present continuous tense'i? Hemen bir bakalım. Bir diyelim. İçinde bulunduğumuz anda yapmakta olduğumuz eylemleri anlatırken the present continuous tense'i kullanıyoruz. Yani konuşma anında yapıyor olduğumuz eylemleri the present continuous tense ile anlatıyoruz. Burada bizi soru çözerken özellikle cevaba götürecek olan zaman zarflarıdır önemli olan. Hangi zaman zarflarını kullanıyoruz? Now, at the moment, at present, presently, still, right now gibi zaman zarflarını kullanıyoruz. Hemen bir örnek verelim. Can you hear what Helen and Jack are talking so intimately at that corner right now? Şimdi cümlemize bir de Türkçe olarak göz attığımızda Helen ve Jack'in bu kadar samimi bir şekilde o köşede tam şu anda ne konuşuyor olduklarını duyabiliyor musun demişiz. Present continuous tense olarak çekimlediğimiz fiil kısmımız burada. Soruyu çözerken dikkat etmemiz gereken şudur. Cümlenin sonunda right now zaman ifadesini gördüğümüz için tam şu anda anlamını verdiği için bu cümlenin fiilinin present continuous tense ile çekimlenmesi gerekir. Dolayısıyla right now'u gördüğümüz için are talking şıkkını işaretlememiz gerekecektir. Hemen ikinci bir örnek verelim. Jack is lucky. He is somebody at the Mediterranean coast at this very moment while we are working here at the office. Bakalım. Jack is lucky. He is sunbathing at the Mediterranean coast at this very moment while we are working here at the office. Coast'u da düzeltelim. Jack şanslıdır. Ne demişiz? Biz burada ofiste çalışırken o tam şu anda Akdeniz kıyısında güneşleniyor. Burada dikkat etmemiz gereken yine cümlenin içindeki zaman ifademiz at this very moment. Tam şu anda at this very moment'ı gördüğümüz için bu cümlenin fiilinin present continuous tense çekimlenmesi gerektiğini anlıyoruz. Şimdi peki gelelim ikinci kısma. Diyebiliriz ki burada ikinci bir cümlecik daha var ve bu cümleciğin içinde de bir tense var. Bu da nedir? Are working.
Ne demiştik burada? At this very moment, present continuous tense kullanımını gerektirir. İkinci cümlenin present continuous tense olma sebebi ise aradaki while bağlacıdır. Biliyorsunuz ki while iken anlamına gelir ve iki cümlenin birbirine paralel devam ettiğini anlatabilme özelliğine sahip bir zaman bağlacıdır. Dolayısıyla buradaki birinci cümledeki eylem at this very moment'ta gerçekleşiyorsa while eylemi de eş zamanlı olacağı için ikinci cümlenin fiilini de present continuous tense ile çekimliyoruz. Bir örnek daha verelim. Bir diyalog olsun bu da. Bakalım. It is unusually quiet here. Where are the children? A konuşmacımız diyor ki burası fevkalade sessiz. Çocuklar nerede? B de şöyle bir cevap versin. Jack is playing video games. Playing video games in the living room. Yeah. And Julia is helping her, let's say, grandmother. Okay. Burası fevkalade sessiz. Çocuklar nerede? Ne diyor B konuşmacısı? Jack oturma odasında video oyunları oynuyor ve Julia büyük annesine yardım ediyor. Şimdi burada iki tane ne kullanmışız yine? Present continuous tense fiil kullanmışız. İki ayrı cümle için. Şimdi burada şunu söyleyebilirsiniz. Hocam, yukarıda verdiğiniz zaman ifadelerinden hiçbir tanesi aşağıdaki verdiğiniz örnekte yok. Dolayısıyla bu cümlenin present continuous tense çekimleneceğini nereden anlayacağım? Birisine konuşma anında çocuklar nerede diye sorduğumuz zaman cevap verirken eğer çocukların yaptığı eylemden bahsediyorsak o sırada yapıyor oldukları için mantıken neyle cevap vermemiz gerekiyor? Present continuous tense'de cevap vermemiz gerekiyor. Dolayısıyla cevabımız da ne oldu? Jack video oyunu oynuyor. Julia büyük annesine yardım ediyor. Peki. Şimdi present continuous tense'in ikinci kullanımına örnekler verelim. Evet, iki diyoruz. Konuşmanın geçtiği sırada bir eylemi yapmıyor olsak bile, o sıralarda yaptığımız eylemleri yine present continuous tense ile anlatırız. Mesela örnek vermek gerekirse, Türkçe'de ne diyebiliyoruz? Bu yıl okulda 5 ders görüyoruz. Şu an görüyor muyuz? Hayır. Ama bu yıl dediğimizde konuşmanın geçtiği zamandan bahsettiğimiz için yine bunu present continuous tense ile ifade ediyoruz. Tabii bunu ifade ederken veya soru çözerken dikkat etmemiz gereken yine zaman ifadelerimiz var. Nedir bunlar? Nowadays, these days, this term, this year diyebiliriz veya şu sıralarda anlamına gelen yine currently zaman ifadesini kullanabiliriz. Ha, currently'nin yanına neyi de ekleyebiliriz? Presently. Bakalım nowadays, these days bugünlerde, this term bu dönem, this year bu yıl, currently ve presently şu sıralarda anlamına gelen zaman ifadelerimiz. Evet. Bir örnek yazalım buna da. Prices are rising so rapidly
these days that biraz uzun bir cümle yazacağız buna. We even consider selling our car to keep up with the life standards of the city. Evet. Bakalım örneğimize. Prices are rising so rapidly these days that we even consider selling our car to keep up with the life standards of the city. Biraz kelime yönünden de zengin bir cümlemiz olmuş oldu. Şöyle